Almak istediğim bir kitap varsa yardımcı olabilirim Hemzeciğim. Evet, şu or taraftaki bir fotoğraf albümü mü? Hı hı. Ne albümü peki? Uzun yıllar önce tüm harfler oyun şenliğinde saklambaç oynamıştık. Oyundan sonra da hatıra fotoğrafı çektirdik. Aa, ne güzel. Çok merak ettim. Resimlere bakabilir miyim? Tabii bakabilirsin. Hatta gel salona geçip birlikte bakalım. Bak bakalım, bu ağacın arkasındakileri tanıyabilecek misin? Aa, bunlar B, T ve S harfleri. Peki neden fotoğrafta tam çıkmamışlar? Yarım gözüküyorlar. Adı üstünde, saklambaç oyunu bu. Ebenin gelip gelmediğini kontrol etmek için azıcık başını çıkarmak gerek. Ama sana aferin, kim olduklarını hemen bildin. Çok kolay ki, noktalarından hemen tanıdım. Peki yan ağaçtakileri tanıyabildin mi? Hayır, tanıyamadım. Onlar da lam ve nun harfleri. Aa, evet. Nasıl bilemedim? Lam harfinin sadece ucu görünmüyor. Nununsa yarısı gözüküyor. Evet canım, sıra bu fotoğrafta. Bunlar ceviz çuvalları değil mi? Evet. Peki içindekileri tanıyabildin mi? Tanıdım. Göbekleri görünmüyor ama kafalarından kim oldukları belli. Cim, ha ve ha harfleri. Doğru. Gelelim üçüncü fotoğrafa. Bu fotoğraftakiler kim? Bunlar kuyruklu harfler. Kuyruklarını duvarın arkasına saklamışlar. Sin, şın, sat ve dat harfleri. Harika gidiyorsun Hemze. Bu arabanın içindekileri tanıyabildin mi? Bunları pek çıkaramadım. Sana bir ipucu vereyim. Öndeki harfler göbekli. Düşünelim. Buldum. Ayn ve kayn harfleri. Ama arkadakileri bulamadım. Onlar da F ve kaf harfleri. Aa, evet. Nasıl bilemedim? Onların da sadece kafaları gözüküyor. Evet. Şimdi sana kılık değiştiren harfleri göstereyim. İşte bunlar. Bunları bilmek çok zor. Tanınmaz haldeler. İyice bak. Bu harf bir ağacın arkasına saklanmış. Evet. Sadece ayakları gözüküyor. Bu şeye benziyor. Y harfine. Çalının arkasındaki Y harfi. Çok iyi gidiyorsun Hemze. Şu yerde sürünen de mim harfi. Mim harfi o gün çok komikti. Tanınmamak için sürüne sürüne ebelemeye gitmişti. Çok zekice fikirmiş ama. Bence de. Peki sen nereye saklandın? Acele etme. Ona da sıra gelecek. Bunları tanımışsındır zaten. Lan ve sen harfleri. Onlar da görünmemek için sırtlarını duvara dayamışlar. Ama yine de ebeler tarafından yakalandılar. Muhteşem ebeler. Aferin size. Bak buna inanamayacaksın. Bu H harfi değil mi? Ta kendisi. Nereden bulduysa bulmuş, kendini farklı gösteren bir ayna getirdi. Aha, çok komik olmuş. Gözlerinin biri yukarı biri aşağı inmiş. Burada da tek gözü görünüyor. Ha bir de kendini ebeledikten sonra aynayı kef harfine vermiş. Baksana o da nasıl değişik kılıklara girmiş. Sahiden öyle. Kef harfi eğri büğrü olmuş. Yolda görsem tanımam galiba. Ne kadar gülmüştük o gün. Ah o eski güzel günler. Şimdi son fotoğrafa geldik. Bakalım beni bulabilecek misin? Hadi at, çok merak ettim. Da 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 dam. Ama sen saklanmamışsın ki. Evet, çünkü biz ebeydik. Hepiniz mi? İyi de bu kadar ebe olur mu? Ra ve Z harfleri yaşlı oldukları için oyuna katılmadılar. Onları hakemimiz yaptık. Ben, Vav, Ta ve Za harfleri ise ebeydik. Ama burada bir resim daha var. Bu da kim böyle? Ha o mu? O Lam Elif. Lam Elif mi? Bu köyde mi yaşıyor? Yok, o bir harf değil. Bak şu sağdaki lam harfi. Solda eğik duran da benim. Peki niye öyle lamın üzerine düşmüş gibi duruyorsun? Lam o sırada ebelemek için koşuyordu. Ben de ona yetişeyim derken ayağım taşa takıldı.
Tam düşecekken lam harfi beni böyle tuttu. İşte diğer harfler de bizi böyle görünce adımızı lam elif diye birleştirdiler. Yeni bir harf gibi olmuşsunuz ama. Sahiden de 29. harf olabilirdik. Ne kadar güzel bir gün geçirmişsiniz. İyi ama o gün ben neredeydim? Sen daha o vakitler bebektin canım. Ya ben hiç oyun şenliği görmedim. Keşke ben de o zaman büyük olsaymışım. Hemen asma suratını Hemzeciğim. Sana bir müjdem var. Yoksa? Tahmin ettin sanırım. Bu sene yeniden geleneksel oyun şenliği yapacağız. Harika bir haber bu. Peki ne zaman? Ne zaman? Çok yakında kardeşim. Çok yakında. Yaşasın.